Seretem YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Zafer Meydanı'ndayız ve eski şarkılar mı yoksa yeni şarkılar mı sorusuna cevap arayacağız. Bir soru bir cevap başlıyor. Yeni şarkılar mı eski şarkılar mı? Eski şarkılar. Daha güzel, her şeyi anlatıyor. Daha bir güzel anıları var. Ne varsa eskilerde yine. Ben orta yaşlardayım. Onun için ben eski şarkıları daha çok seviyorum. Gençler yeni şarkıları daha çok seviyorlar. Biz 90'lı, 80'li yılların çocuklarıyız. Eski şarkıları seviyoruz. Müslüm Gürses, Cengiz Kurtoğlu gibi o şarkıları dinliyoruz. Tabii ki eski şarkılar. Şu yeni şarkıların hiçbirinde bu eski şarkılardaki tadı, duyguyu alamıyorum. Şimdiki şarkılar genellikle şiddet içerikli olduğu için pek hoş bir algı oluşturmuyor. O yüzden eski şarkılar daha hoş. Eski şarkılar mı, yeni şarkılar mı? Eski şarkılar gerçekten bayağı harika. Şimdiki şarkılarda saçma sapan besteler var. Aynı şeyi 3-4 kere kullanıyorlar ve çok saçma buluyorum. Bence ikisinin de yeri çok farklı ya. Benim için çünkü neden farklı diye sorarsanız, retro şarkılar yeri geldiğinde çok güzel. Aslında bence müzik ruhun gıdası ve ruh haliniz nasılsa ona göre şarkı dinliyorsunuz. Yani eğer nostalji yaşamak isterseniz retro birkaç tane şarkı dinleyebilirsiniz. Ama tekno bir şeyler dinleyip eğlenmek istiyorum derseniz de yeni tür şarkılar dinleyebilirsiniz bence. Eski şarkılarda yaşanmışlıkların olduğunu düşünüyorum. Müslüm Gürses olsun, Orhan Gencebay olsun, Azer Bülbül olsun, Ferdi Tayfur olsun. Hani bunlar sürekli yaşanmışlıklar üzerine yazdığı için bana daha gerçekçi ve daha anlamlı geliyor. O yüzden eski şarkıları daha çok seviyorum. Eski şarkılar. Günümüz şarkıcıları olarak şu anda hiç kimseyi sayamam ama eski şarkılar olarak Müslüm Gürses'i sayabilirim, Neşet Ertaş'ı sayabilirim. Ki bunlar Türk müziğine çok daha katkıda bulunmuş, çok daha ileri seviyeye götürmüş kişilerdir. Eski şarkılar mı, yeni şarkılar mı? Bana fark etmiyor. Ben ikisini dinliyorum. Hani yenilerden de dinlediğim var. Eskilerden mesela Mazhar Fuat Özkan'ı çok severim. Dinlerim sürekli. Neşet Ertaş da aynı şekilde. Yenilerden de dinlediklerim var. Özellikle Türkçe rap falan. Sagopa olur, Ceza olur. Her türden müziği dinliyorum ya. Ama eski müziklerde bir sempatim var ayrıca. Benim tercihim eski şarkılardan yana olur. Çok dinliyorum şimdiki şarkılarda ama eskilerde yaşamak bile isterdim yani o şarkıların döneminde. Yeni şarkılar ve yabancı şarkılar. Yabancı şarkılar daha güzel eskilere göre. Bence eski şarkılar. Şöyle bir örnek vereyim. Kamuran Akkor'un Bir Ateş Attım Beni Var. Onda keman sesi bile beni benden alıyor yani. Eski şarkılar mı, yeni şarkılar mı? Eski şarkılar. Daha anlamlı ve ses güzel olanlar genelde. Şu ankilerde hem anlam yok hem de sesi güzel olan da olmayan da şarkı söyleyebiliyor. Kendinde o özgüveni bulabiliyor yani. Tabii ki eski şarkılar. Çünkü sözleri daha çok anlamlı geliyor bana. O yüzden eski şarkıları tercih ediyorum. Yeni şarkılar. Yeni şarkıların enerjisi daha yüksek o yüzden. Eski şarkılar tabii ki de. Çünkü eski şarkılar daha anlamlı, daha duygusal. Yeni şarkılar hiçbir şey ifade etmiyor. Hepsi aynı çeşit. Önüne gelen şarkı çıkartıyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya yepyeni soru ve cevaplarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.